Merhaba dostlarım, ben Serdar ve başka bir vlogumuza daha hoş geldiniz. İnşallah bu Lenovo Ucam şu mikrofondan alıyordur dediklerimi. Laptop mikrofondan alıyorsa laptop şu anda inanılmaz bir biçimde harıl harıl çalışıyor. Laptoptan çıkan sesi bilmiyorum, duyabiliyor musunuz? Sıcak fandan çıkan hava çok sıcak. Ben bu laptopa bir tane şey almam lazım. Bir tane soğutucu tarzı bir şey almam lazım. Neyse. Hatırlarsanız 2 hafta önce bir tane vlog yapmıştım ve vlogumda bir ahbabım bana yolladı. Kendisinin yaptığı bir oyunu oynamıştım. Oyun yapan başka ahbaplar da varmış. Onlar da bana bir tane oyun yolladılar. Kendi yaptıkları bir tane oyun. Onu oynayacağım bu videoda. Bu arada gönderdiğiniz hediyeler için çok teşekkürler. Steam'den aldığım hediyeler için bana hediye gönderiyorsunuz. Çok çok sağ olun. Ben bu hediyelerin boşu boşuna göndermenizi istemiyorum. O yüzden gönderdiğiniz hediyelerden muhtemelen video çekeceğim. Ne zaman çekebilirim bilmiyorum. Bir çarşamba günü atabilirim. Hani gelecek hafta değil, olmayabilir ve ondan sonraki hafta olmayabilir ama birkaç hafta içinde muhtemelen böyle bir video çekip atarım veya ne bileyim bir oyun olarak çekebilirim. Tam olarak emin değilim. Skyrim'i bir süre oynamayacağım. Belki onun yerine falan atabilirim. Ama dediğim gibi sizin gönderdiğiniz oyunlara falan oynayacağım artık. Çünkü oyunu gönderiyorsanız ve oyun orada belli bir süre için kalıyor. Ben fazla girme fırsatı bulamıyorum. Artık bu şekilde değerlendireceğiz. Onun dışında aslında bayağı felsefi muhabbetler de almak istemiştim. Kafamda çok sormak istediğim soru vardı. Merak ettiğim konular vardı. Sizinle tartışmak istediğim, meseleler vardı. Ha bu arada tıraş oldum. Acıdı. Vurdum, acıdı. Neyse. Birkaç haftadır tıraş olmuyordum. Üşengeçlikten, tembellik, sadece tembellikten. Neyse, onu da öylece halletmiş olduk. Şimdi canlı yayınları yapamıyorum artık. Bunun nedeni laptopumun işlemcisinin fazla iyi olmaması. O yüzden de bilmiyorum. İşlemci bir şekilde etkiliyor canlı yayınlara. Öyle bir evet, ekran kartı webcam'de kasıyor şu anda. Her neyse. Konumuz bu değil. Şu saçla doğru düzgün bir durmuyor ki arkadaş. Şöyle geriye doğru dur ya. Ne zaman video çekeceğim saç bozuluyor hemen. Normalde tam şu şekil durması lazım. Şu şekil duruyor. Normal. Cidden. Dışarıdayken falan hep böyle duruyor. Neden bozuluyor bilmiyorum. Neyse. Ben o zaman fazla uzatmadan oyuna başlayayım. İçinizden birinin, sizlerden birinin yaptığı bu oyunu başlatayım. Neyse o zaman. Biraz sonra görüşürüz. Merhaba dostlarım. Şimdi bir ahbabımızın, yani sizlerden birinin yaptığı bir oyunu oynayacağız. Oyunun adı Max'ın Maceraları. Ve mouse gene böyle ama sıkıntı yok. Karakter modelimizi gayet iyi görebiliyoruz. Ön kısmını göremiyoruz. Ön kısmını neden görebiliyoruz neyse bilmiyorum. En azından çevreye falan sağlam bir şekilde bakabiliyoruz. O iyi olmuş. Arabam bozuldu, buradan kaç. Direkt şey o, demek ki korku oyunu tarzında bir şey olabilir. Geriye falan gidişimiz, modellerimiz falan böyle. Güzel modeli falan görmemiz hoşumuza gitti. Arabanın direkt içinden geçtik. Bizim süper güçlerimiz var. Neyse. Araban bozuldu, buradan kaç. İnşallah jumpscare yoktur. Jumpscare varsa ödüm kopar. Kuyunun içinden de geçtik. Bizim Lan! Ne oldu sana? Ah! Peşimden gelen bir tane cisim geliyor peşimden. Ben senden korkmuyorum ki. Korkuyorum, tamam, korkuyorum. Cidden korkuyorum. Sen bana ne yapabilirsin ki? Bana bir şey yapamıyor. Tamam, sıkıntı yok. Şurada demek modeller falan var. Güzel, bayağı uğraşılmış üzerinde. Dışarı çıkamıyorum ben. Çıkabiliyor muyum? Okey. Çıkamıyorum sanırım. Neyse. Şurada bir tane ceset var. Cesedin başı yok, kolu yok, bir tane bacağı var. Cesedi şöyle görünce cesedin bacağı yok zannettim. Cesedin iç organları falan, kaburgalar falan görünüyor. Şurada da arkadaşımızla muhabbet edelim de biz seninle ya. İskelet kardeş, ne haber? Gözlerini falan görebiliyorum ben senin. Biliyor musun? Şey, Terminator gibisin şu anda. Cidden Terminator görüyorsun. Mesela arka taraftan görebilir miyim? Oo, sağlam kemikler. İç organlarını falan görebiliyorum yani senin şu anda. Bayağı büyük bir midem var. Hacı sen ne yiyorsun ya? Sen ne yiyorsun o göbeği yapmak için ya? Birazcık da uzun boylu üstmüşsün. Belli yani, fazla beslendiğin belli. Hocam dışarı çıkamıyorum. Dışarı çıkılmıyor. Oyundan çıkacağım. O zaman baştan gireceğim. Bekleyeceğiz. Unity ile yapıldı bu arada. Gördüğünüz gibi. Ha yok, buradan çıkacağız herhalde. Unity ile yapıldı oyun. Aha, arabaya bindik, kaçıyoruz. Nereye kaçıyoruz? Evi de yıkabilir miyim? Yıkamadım evi. Arabam çok küçük. Max'ın maceraları bu arada oyunun adı. Şuradan girmiştik değil mi? Şuradan girmiştik. Bir de şuraya girmeye çalışalım bakalım, girebiliyorsak. Giremiyoruz. Tamam, buradan kaçacağız artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle büyük bir dağ var. Sanki çikolatadan yapılmış gibi. Ben bu dağa gitmek istiyorum. Çok hoşuma gitti bu dağ. Bu dağın estetik yapısı çok hoşuma gitti. Ben dağa gidiyorum. Çıkıyoruz yani. Yok, çıkamadık. Bu kadar. Şimdi dışarı çıkmaya başardık. O koca göbekli, koca mideli iskelet kardeşimizden kaçtık ve dışarı çıkmaya başardık. Gökyüzü çok iyi yalnız. Gökyüzü çok iyi. Araba modeli nereden buldunuz ya? Bayağı hoşuma gitti. Ama arabanın sadece arkasını görebiliyoruz. İlginç. İskeletin de sadece arkasını görebiliyorduk. Tamam dur, ben geri dönüyorum hemen. Geri döndük. Max ile aynen beraberiz. Arabam bozuldu, buradan kaç. En son şuraya girmiştik. İçeride iskelet vardı. Kocaman mideli bir iskelet vardı. Şuradan bakarsak neler var? Görmüyoruz. Şurası sanki hapishane gibi geliyor bana. Hapishane burada değil mi? Hapishane. Tamam, şuraya girelim bakalım. Şuraya girelim. Kapı sanki bu kapıya benziyor. Ama buradan içeri giremiyoruz. Giremiyoruz sanırım. Girebiliyor muyuz ya? Allah Allah. Buradan içeri girebilir miyim? Hello. Yok, sadece oradaki iskelet kardeşimizi görebiliyoruz. İç organlı iskelet kardeşimizi, o kocaman mideli iskelet kardeşimizi, boyu da uzun olun. Yine buraya geldik. Merhaba. Hemen dibimde bittin gene. Bir şey mi istedin? Ne oldu? Sanki bana karşı bir garezin varmış gibi geldi bana. Sen bu arada, sende yağ oranı sıfırdır ha. Kollarını da açmışsın. Bu dünya benim. Şey neydi? Dünyanın zirvesinde miyim? Neydi? Kral mıydı sen bu dünyanın? Öyle Titanik'teki bir sahne vardı. Gel bakalım, dışarıda korna çalıyorlar bak. Sana çalıyorlar kornayı. Bu kadar uzun boylusun diyor. Gene. Adam öldürmüşsün ya. Adamın kafasını ne yaptın? Yedin değil mi? Yedin onları. Vay hayvan vay. Ye onlar da ye. Gel adamı da, gel beni de ye. Gel beni de ye. Yalnız adamımızın modeli sağlammış. Adamın sırt çantası ve kafası şeye benziyor. Shepherd'a benziyor. Neyse. Biz de bu arkadaşa bakarken elveda diyelim. Bu dostumuza. Göbeğine doğru bakarken. Karaciğerlerini de görüyorum sanırım. Yok, akciğerlerini de görüyorum. Akciğerler ama hiç ak değil. Siyah bunlar. Kırmızı renkte. Neyse. Hadi görüşürüz dostum. Bay bay. Esen içinde kal. Doğru mu söyledim? Bilmiyorum. Gördüğünüz gibi oyunumuzda böyle bir oyunumuzu aslında bir ekiple birlikte ve uzun zaman içinde muhteşem oyunlar çıkabilir ortaya. Oyun sektörüne bayağı katkıda bulunabilir. Hani dediğim gibi bir ekiple birlikte ve uzun zaman bayağı emek harcayarak yapılırsa şu anki bilgi düzeninizde yapılabilir. Unity'den sonra Unreal Engine de ücretsiz olduğu için isterseniz onu deneyebilirsiniz ama birazcık sağlam gelebilir size, hani bayağı sağlam bilgi istiyor onu kullanmak için. Her neyse. Yani bu kadar. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.